Kardeşlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Bugün 3 Şubat 2020 Pazartesi. Yeni haftanın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Suriye'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu duyduğumuz son şehit haberi olur. Bundan sonra şehit haberleriyle karşılaşmamayı ümit ediyorum. Ayrıca bugün eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Ülkelerin gelişmesi ve ilerlemesinde eğitim elbette çok önemli. İyi bir eğitim ise iyi bir müfredat ve iyi bir öğretmen de mümkündür. Ne yazık ki bu dönemde de sözleşmeli öğretmenlik, ücretli öğretmenlik, atanamayan öğretmenler, 3600 ek gösterge gibi çözülmeyen problemlerle başladık. Bir sonraki eğitim öğretim yılında bu problemleri çözmüş olarak girmek ümidiyle ikinci dönemin tüm eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta hepimizin bildiği gibi ABD Başkanı Trump, yüzyılın anlaşması diye 50 sayfalık bir plan açıklamıştı. Bir defa anlaşma olabilmesi için karşılıklı tarafların olması ve tarafların maddeleri kabul etmesi gerekir. Burada böyle bir şey yok. Bu sebeple bunun adı 100 yılın anlaşması değil, olsa olsa 100 yılın dayatması olabilir. Bu dayatma fiilen Filistin'i ortadan kaldırmış ama kağıt üzerinde varmış gibi gösteren bir anlayışla hazırlanmıştır. Filistin'e bunu kabul edin, kabul etmezseniz zaten yok olacaksınız diyorlar. Bir devlet toprağıyla bellidir, sınırları ve başkenti vardır. Hayali ve toprağı olmayan bir ülke kuruyorlar. Ayrıca Kudüs, İsrail'in bölünmez bir başkenti olarak tarif ediliyor ve arkasından da deniliyor ki Kudüs içinde bir bölge Filistin'in başkenti olacak. Hem bölünmez deniyor hem de bir bölgesi Filistin'in başkenti olacağı söyleniyor.